Arkadaşlar Tonguç Akademi'de gruplandırarak ortak parantez konusu hocam yani... Hocam böyle konu mu olur? Lütfen, lütfen hocam başka Elan, konu anlatın. çarpanları ayırmada önemli bir konu bu. Hocam başka konu anlatsanız olmaz. Elan öyle şey mi olur? Bak gruplandırarak çarpanları ayırma önemli bir kısmı. Hatta Aa, birazcık da zor bir kısmı. Senin anlayabilmen için böyle birazcık meyvelerle Teşekkür meyvelerle ederim falan. hocam. Çok Şimdi Tonguç'cum bak. Şimdi dört tane terim var bak. Artı ve eksi arasındaki her şeyi terim diyorduk tamam mı? Doğru. Burada dört tane terim var. Bu dört tane terimin içinde de ortak bir şey var mı desen. Var. Hani bu ikisinde elma var ama dördünde ortak bir şey var mı desen yok. Dördünde de x var mı? Yok. Dördünde de y yok. Dördünde yok. de elma yok falan filan. Şimdi o zaman biz gruplandıracağız. Nasıl gruplandıracağız biliyor musun? Bak bu ikisinde elma var değil mi Tonguç? Evet hocam. Bu ikisinde armut var değil mi Tonguç? Doğru. O zaman ben bu ikisindeki elmaların olanları elma grubu. Bunları da armut grubu yapabilirim Tonguç. Anladım. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Zaten Bak. bize ilk videolarını da söylemiştiniz. Elma ile armutlar toplanmaz. O zaman değiştireceğiz. Evet şimdi elmaların grubunu şöyle yapıyorum tamam mı Tonguç? Elmaları çizdim mi? Evet şeftali gibi oldu hocam. Ee, elmayı kırmızı çizseydik daha önce. Anladım. Bu ikisinde de ortak ne var Tonguç? Elma var. O zaman ortak şeyi başa yazdım. Çarpı evet. diyorum. Bundan geriye ne kaldı Tonguç? X. Süper. Artı bundan ne kaldı Tonguç. Yeah. Süper. O zaman bunları gruplandırdım ve çarpan ortak paranteze aldım. Elma parantezi. Şimdi mi? bunlara bakacağım. Burada da bak ikisinde de eksi var değil mi Tonguç? Aa. O zaman eksi diyeceğim. İkisinde de armut var değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman armut diyeceğim. O zaman şöyle bir armutumuzu da çizdik tamam mı Tonguç? Evet hocam. Şimdi Tonguç'um bak şöyle bir şey de yapalım. Peki bunlarda o ortak şeyi başa yazdım parantez açtım. Bundan geriye ne kaldı Tonguç? X. X kaldı. Bundan geriye ne kaldı Tonguç? Y kaldı hocam. Şimdi burada artı mı yazayım eksi mi yazayım? Çok büyük bir karmaşa. Herkes bunu karıştırıyor. Skandal. Bu eksi ise Tonguç. Bu eksi ise zaten eksiyi bunların içinden aldım. He. Aldıysam bunda artık alır Tonguç. Oo ben eksi zannediyordum hocam onu. İşte bak bunun içinden eksiyi aldıysam artık artık alır, Tamam mı Tonguç? Eksiyi aldık ki hocam? Şimdi bak eksiyi ortak parantez için başa yazdım. Başa yazdıysam artık bunların içindeki eksileri de aldım demektir. Ha. Eksiyi bak buraya yazdım ortak parantez olarak. Ortak parantezin başına yazdım. Ardından ne yapıyorum? Artık iki tane terim var. Evet. Bak bu ve bu. Artık parantezin içindeki artılara bakamam. Onlar bizim dışımıza çıktı artık. Bak bu iki terimde ortak ne var Tonguç? X artıya. Süper. O zaman X artıya yani ortak şeyi başa yazıp parantezini açtım. Evet. Bundan geriye ne kalır x artı y alırsak? Şeftali, elma. Elma kalır evladım. Elmayı yazdık. Sonra eksi bundan geriye ne kalır Tonguç. Armut. Süpersin Tonguç. Evet Tonguç'um. O zaman olayı anladın. Anladım. İşte bak çarp iki şeyin çarpımı şeklinde yazabildik mi bu kos kocaman ifadeyi? Aynen hocam yazdık. Şimdi bunu sorularda bakalım. Tonguç bak böyle sorular gelecek karşımıza. Gruplandırma yapalım Tonguç. Nasıl bir gruplandırma yaparız? mantık olarak. Hocam e... ben diyorum ki bu sefer e... x kare yok. Şöyle bir gruplandırma yapalım. Bununla bunu yapalım. Tamam hocam. Bununla bunun ortak şeyi ne Tonguç? E... A değil mi? A evet. İkisinde de A var. A parantezini açtım. Bundan geriye ne kadar A'yı alırsak? X kare. X kare. Bundan geriye ne kadar A'yı alırsak? Burada çok dikkat et Tonguç'cum. Bir işlem hatası eksi yapma. Eksi y kare. Eksi y kare kalır. Çünkü bunun başında bir eksi var. Evet. Şimdi burada bu ikisine bakalım şimdi de. Bu ikisini gruplandıralım. Bu ikisinde ortak ne var Tonguç? Ee, eksi B artı B, B sadece İksine. B var. Şimdi biz burada bir oyun yapacağız. Eksi B var diyeceğiz Tonguç. Çok enteresan. Eksi B yok aslında ama bunda eksi var mı? Bunda yok değil mi? O zaman onu eksi mi yapacağız? Heh, yani? işte bak bu eksi B var dedik ya. Bundan geriye ne kadar Tonguç? Tamam x kare kalır. X kare, ama bunda eksi B yok ki. O yüzden şöyle düşüneceğiz. Eksi ile eksinin çarpımı artı değil mi Tonguç? Eksi ile eksinin, çarpımı artı. Dolayısıyla eksi b ile neyi çarparsam artı b eder. Eksi b. Eksi biri. Yani bundan da geriye eksi y kare kalıyor. Anladım hocam. Şimdi istersen sağlamasını yapalım. Bak bunu böyle de çarparsan ne olur? Eksi b x kare olur. Hı hı. Bak bunu dağıttık. Bundan bunu çarparsan eksi ile eksi artı eder. Artı b y, Aa, kare. doğru kare. Tam doğru. bizim istediğimiz şey çıktı. Aynen, hocam. Tonguç bak bunu niye böyle bir şey yaptık biliyor musun? Çünkü birbirleriyle uyuşması için. Eğer buraya artı yazsaydın zaten cinlik yapıp derdin ki o ulan bu olmaz. O zaman bak ortak parantez alamam. Şimdi o kadar güzel bir formata geldi ya ortak parantez alıyorum. Ne parantezini alacağım bu x kare eksi y kare? x kare eksi y kare parantezi. Anlıyor musun Tonguç? Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Çarpı yalakalık yapma. Parantezi açtık. Bundan geriye ne kaldı x kare eksi y kare? Aa. Harika. Eksi. Bundan geriye kaldı? P. B. Mükemmel işte bu kadar Tonguç. Çok iyi hocam. Efsaneleştin Tonguç bu derste gerçekten. Hocam burada bir tanesinde beni iki kolum var diğerine tek kol yavuk çizmişsiniz hocam. Niye öyle bir şey yaptınız? Evladım misin? o bir e, şey. Sadeleşir gönderme Bir Futurizm akımının etkisiyle seni çizdim öyle. Hocam çok güzel çiziyorsunuz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Çok kaliteli bir insansınız. Futuristik bir yaklaşım yap, şey yaparak. Anladım. Hatta senin böyle <laughs> kolların ve ayakların görüyor musun Tonguç? Ne ayaklarım kadar derken ön ayaklarım. Ha Pardon tamam. Evet canım. Ön ayakların ve arka ayakların. Şimdi Tonguç'un yamultan cinsten bakalım sorulara geldik. Haman Allah'ım. Daha basitmiş aslında. Niye hocam? <laughs> Bak Tonguç. Bu iki iki tane terim var burada. İkisinde de ortak ne var Tonguç? A-B. A-B. Bu daha basitmiş hocam. Çarpı. Bundan geriye ne kalır? X. X kalır. Artı. Bundan geriye ne kalır? Yeah. İşte bu kadar. Burada ortak ne var Tonguç? İkisinde de ortak ne var dersek? X eksi 3. X eksi 3 var Tonguç'cum. Çarpı parantez açtık. Bundan geriye ne kadar ilk terimden? A. A artı. Hay Allah burada bir şey yok. Sıfır mı yazacağım Tonguç? E, bir yazacağım. Çünkü bunun başında görünmez bir bir var. Hocam sizin de arkanızda görünmeyen bir bir var. Kaçın <laughs> bence hocam. Saçmalama öyle adam. Hay Allah ya. Tonguç baba soru. Oo bıyıklı. Müslüm baba. Öyleyim, ne alakası var? Bak şimdi burada ortak parantezi alacağız da ya ortak ne var ki burada, değil mi? İnsan soruyor. Şimdi bak bu ikisinde ortak bir şey yok. Yok. Bu ikisinde ortak bir şey yok. Tek benim görebildiğim ve senin görebildiğin hangi hangi ikisinde ortak bir şey var? Artılar ortak hocam. Artı Hayır, Ortak var. bir şey olan iki tane terim gösterdesem zaten hangisini gösteririz? Y ben. ve x. Şunu ve şunu gösteririz. evladım. Anlamıyor musun? Anlamadım hocam. Bak bu ikisinde ortak ne var? X var. E i̇şte bu kadar. Ha veya bu ikisini alabilirsin. Ama ben bu ikisini almayı tercih ettim. Bak x parantezini alıyorum. Bundan ne kalır. Uyuyacaksın y kalır evladım ya. Uyuyacaksın ya. Hocam gece 4 olmuş. Hala ders anlatıyorsunuz bana hocam. Yeter bence. Neyse şaka. Dinliyorum hocam. Şimdi bundan ne kalır. Y kalır hocam. Artı bundan ne kalır Tonguç. Bir kalır hocam. Harika. X parantezini aldım bu ikisini tamam mı? Evet. E bunlar da tek başlarına kaldılar. Yazık. Değil mi? Zavallı. Bunu da e, ee, 1 artı y diye o arkta kalanları yazıyorum. Şimdi Tonguç enteresan bir şekilde bunu da böyle bir paranteze koysam kafadan. Niye böyle bir şey yaptın biliyor musun? Şimdi burada iki tane terimde de ortak bir şey var. Ne var? 1 artı y, y artı 1. Yani y artı 1 var. İkisi aynı şey zaten. Aynı şey evet. Y artı 1 parantezinde açtım parantezi. Oo. Bundan geriye ne kalır? X. Harika. Artı. Bundan geriye ne kalır Tonguç? 1. Mükemmel çünkü bunun başında görünmez bir 1 vardır. Her yerde hocam. Bunu Unutmayacağız. İşte bu kadar. X artı 1 çarpı Y artı 1. Gerçekten baba ki. soruyormuş hocam. Önemli sorular bunlar. Unutma Tonguç. Tonguçakademi.com'da bütün videoları takip edebilirsin. Orada daha fazla video Arkadaşlarına var Arkadaşlarına da paylaş evladım. Orada daha nasıl daha fazla paylaşacağım? Var. Evladım Facebook, Twitter butonları var ya butonlara bakıyorsun. Ha evladım. şu videonun üst köşesindeki ne diyorsun? Ha, şimdi. Evet sağ üst köşesinde bir de sol altta bunlara basıyorsun evladım. Tamam, canım, Ve bitiyor. Ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım evladım.